Şu borsa tarafını bir daha dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Estağfurullah. Bir dipten gelen bir tepki alım var. O tepki alımının hızının yavaş yavaş kesildiğini düşünüyorum. Zaten grafiğe de bakıldığında bir yataylaşma kendini çok net gösteriyor 2 gündür. 7650'nin üstünde kaldığımız sürece daha sakince pozisyonları koruyarak izleyebiliriz. 7650'nin altı bize bir tur daha bir satış baskısı yedirebilir. Ben hala içime sinmiyor bu yükseliş. Yani hala mayınlı arazideyiz, mayınlı alandayız. Bu benim düşüncem. Ne zaman ki 8000'in üstünü atar piyasa, o zaman biraz daha rahatlayacağım. Şimdi arkadaşlar diyebilir ki ya 8000 üstü dediğinde işte %2 daha beklemek lazım ya da işte 350 puan 7650-8000 arası. Bugünler böyle günler arkadaşlar. Yani hep o verdiğim örnek sisli şeyde araba kullanırken o sis şeyin ne derler sis bulutundan bir çıkmak üzere gidiyorsun değil mi? Yani otobanda işte 130-140 kilometre hız imkanı olduğu yerde 50 ile 60'ta gidiyorsun. Niye? Çünkü önde belirsizlik var. Bir sis bulutu var. O sis bulutunun da kalkmasını beklemek lazım ama çok dikkatli olmamız gereken haber akışının her iki yöne çok hızlı hareket şey yapabildiği, ettirebildiği, ne olur olabildiğince gün içinde en azından gün sonunda taşıyabileceğiniz kadar yani gün içi kaldıraçını kullanmadan yani eksi de olsa yani gün içinde aldığınız pozisyon T artı 2'de paranız varsa sizin açınızdan bir sorun yok ama her yanan yeşil ışık piyasanın bu düşüşünün bittiğini, yukarı hareketini hızlandıracak da devam edeceği manasına gelmiyor. Her yanan kırmızı ışıkta piyasanın olduğu gibi yükselişinin bittiğini ve buradan olduğu gibi çok hızlıca aşağı geleceği manasına gelmiyor. Sakin sakin izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Senin de ağzına sağlık. Teşekkür ederim.